Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Birinci dönem, birinci yazılı kampı başladı gençler. Bugün de biyoloji yazılısına hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Öncelikli olarak tabii ki takvimimizi göstereyim. Dün ne yayınlandı? Kimya. Eğer izlemediyseniz mutlaka dönün kimyayı seyredin. Bugün de biyoloji yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte. Arkasından matematik, coğrafya, edebiyat, fizik ve tarih hazırlık sizlerle birlikte olacak. Kampı kaçırmayın. Yazılıdan önce mutlaka izleyin. Çünkü MEB'in yayınladığı provalara uygun sorulardan mükemmel bir kamp hazırladık size en önemli yardımcımız kim? Tabii ki yazılı notları ve yazılı denemeleri yazılı döneminde. Yazılı notları da yazılı denemeleri de iki yazılıyı da kapsıyor gençler. Yani birinci dönemin tamamını kapsıyor. Yazılı notlarımız yeni müfredata yüzde yüz uyumludur. Onu da aralarda söylemiş olayım gençler. Mesela biyoloji kısmına gelecek olursak dokuzuncu sınıfın ilk konusu biyolojik uzay araştırmalarıydı. Dönüm noktalarını koyduk. Aynı zamanda bilimden bahsettik, bilimsel yöntemden bahsettik. Canlıların ortak özelliklerinin sonuna kadar zaten yazılıda sorumlusunuz gençler. Unutmayın, yazılı notları sadece biyoloji içermiyor. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ile ilgili buradan gelir. Hoca sorar kısımları karşınızda olacak. Yazılı denemeleri de aynı şekilde tüm dersleri kapsıyor gençler. Provalara uygun şekilde yazılı sorularını koyduk yazılı denemelerinin içerisine diyeyim. Hemen hazırsanız bugünkü yazılıya hazırlığımıza da başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki öğrenci notlarımızla başlıyoruz. Gençler ufak ufak hatırlatmalar yapacağım konuyla ilgili. Biyoloji dediğimiz zaman geniş bir bilim dalıydı. Bio ne demekti? Canlı, loji de bilim demekti. Biyoloji de canlıları inceleyen bilim dalıdır gençler. Canlıların yapılarını, işlevlerini inceleyerek yaşamın doğasının anlaşılmasına yardımcı olan bilim dalından bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir bilim dalı olduğuna göre bazı alt bilim dallarından da yardım alması gerekiyor. Mesela çevre bilimleri, sağlık tedavi yöntemleri, tarımsal verimlilik, biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin yapısı, uzay araştırmaları, ekonomi, biyoloji biliminin yaptığı araştırmalar Diğer bilim dallarından da yardımlar alarak tabii ki araştırmalarını genişletebiliyor. Biyofizik gibi, biyokimya gibi, uzay biyolojisi gibi alanlarda çalışmalar yapılabiliyor. Hemen biyolojinin dönüm noktalarından da biraz bahsedelim. Mesela hastalığın bulaşma yollarını keşfeden kim de Akşemseddin'di. Daha sonra mikroskobun keşfedilmesi önemli dönüm noktalarından bir tanesi olmuştur. Mikroskobun keşfedilmesiyle birlikte hücreler incelenmeye başlanıldı. Hücreler incelendiği zaman da hücre teorisi dediğimiz bir teori ortaya atıldı. Kalıtım kurallarının belirlenmesi Mendel'in yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde de hala geçerliliğini korumaktadır. Genler belli oranlarla yavru döllere aktarılıyor. Mesela antibiyotik keşfi de çok önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bakteriyel hastalıkların tedavisinde bugün antibiyotikleri güçlü bir silah olarak kullanıyoruz gençler. Daha sonraki yıllarda DNA'nın çift sarmallı yapısının keşfi söz konusu oldu. Hatta bulan insanlar Nobel ödülü aldılar. Rekombinant DNA teknolojisi geliştirildi. Polimeraz zincir reaksiyonlarının keşfi söz konusu oldu. Daha sonra canlı kullanılması gerçekleştirildi. İnsan genetik yapısının tamamının haritalanması yani insan genom projesi de yine biyolojinin önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. CPRS kas sisteminin keşfi, yeni nesil açılıların geliştirilmesi yine önemli dönüm noktaları olmuştur. Çalışmalar da son süratle devam ediyor. Gençler bilimsel çalışmaların durması söz konusu olamaz. Biz çok eski dönemlerde yapılan birkaç tane bilimsel çalışmadan örnek verelim mesela çok çok eski dönemlerde cansız maddelerden canlıların meydana geldiğine inanıyorlarmış. Kirli gömlekle buğday tanelerinden farelerin, çamurdan kurbağaların, etten kokuşmuş et suyundan sineklerin, larvaların oluştuğuna inanıyorlarmış insanlar. Ama bununla ilgili bilimsel çalışmalar yapılınca bunların doğru olmadığı gözlemlenmiş. Mesela Reddy denilen bilim insanı bir çalışma yapmış. Eti açıkta bırakmış üstüne sineklerin işte larvalarını bıraktığını buradan kurtçukların oluştuğunu gözlemlemiş. Demişler ki bak etten kurtçuklar oluşuyor. Sonra bu redi deney düzeneğinin üstünü bir hava geçirecek bir tülle kaplamış. O zaman e, sinek larvalarının ve solucanların tabii ki tülün üstünde olduğunu gözlemlemiş. Kavanozun kapağını kapattığında ise mikroorganizmaların içeride çoğalmadığını görmüş. Diğer bilim insanları demişler ki sen kavanozun kapağını kapattın, oksijen girişi olmadı, o yüzden senin yaptığın deney geçersizdir, cansızlardan canlılar oluyor diye iddia etmişler. Daha sonraki yıllarda Pasteur bu deneyi geliştirmiş, et suyunu kaynatmış, steril bir hale getirmiş. Kuğu boyunlu balonjeje kullandığı zaman mikroorganizmaların içeriye ulaşamadığını ve çoğalamadığını, boynu kırdığı zaman havadan mikroorganizmaların gelebildiğini gözlemlemiş. Yani cansız maddelerden canlıların var olabileceği hipotezini çürütmüşler. Demişler ki canlılar ancak başka bir canlıdan köken alabilir. Neyin sayesinde bu bilgiye ulaşılmış? Bilimsel çalışmalar, deneyler sayesinde bu bilgiye ulaşılmış gençler. Bilim dediğimiz zamanda evrendeki olaylara ve evrenle ilgili merak edilen sorulara yanıt arama sürecinde sistematik bilgi edinme, elde edilen bilgilerin güvenilir ve geçerli olarak açıklanabilmesinden bahsediyoruz tabii ki. Bilimsel bilginin de sahip olması gereken bazı özellikler var. Günümüzde bilimsel bilgilere, bulunan şeylere tabii ki güveniyoruz ve güveneceğiz gençler. Ama bulunan şeyler teknolojinin ilerlemesiyle değişebilir. Bilimsel bilgiler gelişebilir, değişebilir. Sen dersin ki bunun sebebi budur. Yarın öbür gün daha da büyütebilen bir mikroskop keşfedilir. Bir boyama tekniği keşfedilir derler ki aslında böyle değilmiş. Yani bilimsel bilgiler değişebilir bilimsel bilgiler yapıldığı ortamdan etkilenir. Yani sosyal ve kültürel bir yapısı vardır. Bilimsel bilgi, bilimsel çalışmayı yapanın özgünlüğüne bağlıdır. Kişinin kendi öznel düşünceleri tabii ki bilimsel bilgileri yapılan çalışmayı etkiler ama mümkün olduğunca kendi görüşlerini çalışmasına katmaması gerekiyor. Gözlem ve çıkarımlara dayalı olması gerekiyor. Teori ve kanunun da ayrımını iyi yapabilmemiz gerekiyor gençler. Teoriler bir olayın e, neden gerçekleştiği sorusuna cevap verir. Kanunlar ise bir olayın nasıl gerçekleştiği sorusuna cevap verir. İkisinin arasında fark var. Kanunlar değişmez. Nasıl gerçekleştiğini anlatıyor ya. Dünyada diyor yer çekimi şöyleyken işte ne bileyim ekvator düzlemine böyleyken Attığın kalem yere düşer. Bu yer çekimi kanunudur diyor. Nerede anlatıyor? Dünyada ortam şartlarını da veriyor. Uzayda attığın yere düşer demiyor ki. Teori ise bir olayın neden gerçekleştiğini söyler. Teoriler zamanla kanuna dönüşmez diyeyim gençler. İlk dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmağaza.com'da bulabilirsin. Buradan da devam edelim. Bilimsel araştırmaların tabii ki bilim etiğine de uygun olması gerekiyor. Etik ne demek? Belirli bir çalışma faaliyetlerinde bulunan insanların ahlaki ilkelerine, davranış biçimlerine, görev ve sorumluluklarını belirleyen kuralların tamamına birden etik ismini veriyoruz. Etik olmayan davranışlarda söz konusu olabiliyor. Mesela intihal yapmak, taraflı davranmak, kendi düşüncesi neyse araştırmasını o tarafa doğru çevirmek araştırmaya uygun olmayan veriler üretmek, bunları yayınlamak, araştırma sonuçlarını desteklemeyen verileri böyle bir veri elde etmedik deyip dışarıda bırakmak, araştırma sonuçlarını birden fazla yerde yayınlamak tabii ki bilim etiğine uygun olmayan davranışlardır gençler. Buradan da bilimsel yöntem basamaklarına geçelim. Bilimsel yöntem basamakları dediğimiz zaman sadece biyoloji adına konuşmuyorum. Tüm branşlar için aslında genel anlamda geçerlidir. Öncelikli olarak gözlemleri yapmam gerekiyor. Gözlem yaptığım zaman problemi veya sorunu, durumu belirleyeceğim belirledikten sonra bununla ilgili veriler toplayacağım. Verilerimi topladıktan sonra da problemimle ilgili geçici bir çözüm yolu ortaya atacağım. Yani bir hipotez kuracağım. Hipotez kurulduktan sonra hipoteze dayalı tahminlerde bulunulur gençler. Tahminlerde de bulunduktan sonra tahminlerimizi kontrollü deneyler yaparak deneyeceğiz. Kontrollü deneyler sonucunda hipotezim destekleniyorsa Hipotezim ne halini alır? Gerçek halini alır. Ama yaptığım kontrollü deneyler hipotezimi desteklemeyebilir. Sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa yeni hipotez kurulur. Tekrardan problemi tespit etmeme gerek yoktur. Hipotezi yeniden kurmam geçerli. Kontrollü deneylerde bağımsız değişken ve bağımlı değişken kavramları karşımıza çıkıyor. Ne demek bunlar? Ben bir deney yapıyorum. Deney yaptığım zaman tüm parametreleri sabit tutup bir şeyi değiştirmem lazım. Mesela bitkileri yetiştiriyorum. Eşit miktarda su verdim. Eşit miktarda gübre verdim. Eşit miktarda sıcaklıkta tuttum. Işığın rengini değiştiriyorum. Ben deney yaparken ışığın rengini ben değiştirdim ya. Benim değiştirdiğim bağımsız değişken dediğimiz değişkendir. Işığın renginin değişmesine bağlı olarak bitkiler farklı büyüme oranlarına sahip olacak. Bitkilerin büyüme oranları ise bağımlı değişkenlerdir gençler. Biraz böyle tekerleme gibi olduğu için tanımı örnek üstünden anlayabilmek daha kolay oluyor. Bağımsız değişken kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkendir. Bağımlı değişkenler ise bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlerdir. Işık ve büyüme oranını unutmayın. Sonra canlıların ortak özelliklerinden bahsettik. Canlıların ortak özelliklerine baktığımız zaman canlılar hücresel yapıdan meydana gelecekti. Ya prokaryot ya da ökaryot olacaktı. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA, RNA, ribozom organeli ortak olarak bulunuyordu. Unutma, ökaryotların prokaryotlardan farkı DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi. Yani ökaryotlar çekirdekli hücrelerde, endoplazmik retikulum gibi, Golgi gibi, koful gibi, mitokondri gibi organeller ökaryotlarda varken prokaryotlarda bu organeller bulunmuyordu. Organizasyon belli bir düzen anlamına gelecek gençler. Canlı tek hücreli de olsa çok hücreli de olsa belli bir organizasyona sahip olması lazım. Atomlar molekülleri moleküller organeli organeller hücreyi meydana getirecek tüm canlılarda ki tek hücreli canlılardaki organizasyon buraya kadar. Çok hücreli canlılarda hücreler dokuları dokular organları organlar sistemleri sistemlerde organizmayı meydana getirecek. Beslenme bakımından canlıları da kendi besini kendi üreten ototroflar ve besini doğadan hazır olarak alanlar heterotroflar olmak üzere gruplandırdık gençler. Enerji üretimi ve tüketimi de tüm canlılarda ortaktır. Kimi canlılar oksijenli solunum, kimi canlılar oksijensiz solunum, kimi canlılar ise fermantasyon tepkimelerini gerçekleştirerek ATP üretimini yapacaklar. Metabolizma ise canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına verdiğimiz isimde yapım tepkimelerine anabolizma, yıkım tepkimelerine katabolizma ismini veriyorduk. Boşaltım atıkları uzaklaştırmak anlamına gelir. Tüm canlılar oluşturdukları atıkları hücre dışına atacaklar. Üreme ise Canlının yaşamına devam edebilmesi için şart değil. Çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. Ama organizasyonumu devam ettirmeliyim. Beslenmemi, enerji üretim tüketimi devam ettirmeliyim. Ama üremezsem de hayatıma devam edebilirim. Üreme, neslin devamı, türün devamı için gereklidir. Büyüme ve gelişme, büyümek başka bir şey, gelişmek başka bir şey. Bebişin bacağının boyu uzadıysa bacak büyümüş demektir bacağın üstüne basarak yürüyebiliyorsa yani fonksiyonel olarak olgunlaştıysa gelişmiş demektir. Uyarılara tepki de tabii ki ortak özellik olacak. Homeostasi kararlı iç denge anlamına gelir. Tüm canlılar kararlı iç dengelerini korumak isteyecekler. Varyasyon ve adaptasyona da bakacak olursak varyasyon genetik çeşitlilik anlamına geliyor. Tür içi çeşitlilik sen mavi gözlüsün ben kahverengi gözlüyüm gibi düşünebilirsin. Adaptasyonda ortama uyum anlamına gelir. Canlılar ancak uyum sağlayabildiği, adapte olabildiği ortamlarda yaşamlarına devam ederler. Buradan da hemen sorularıma geçiyorum. Aşağıda verilen bilim insanlarının insan hayatına katkı sundukları alanlarla ilgili çalışmaları yazınız. Akşemsettin hastalıkların bulaşma yöntemlerini buldu. Hastalıkların mikroorganizmalar yani gözle görülemeyen canlılar tarafından havadan bulaştığını söyledi. O zaman hastalıkların bulaşma yöntemlerini keşfetti diyebiliriz. Hemen onu yazmış olayım. Mendel kalıtım kurallarını buldu. Kendisi bir papazdı. Kilisesinin arkasında da böyle bir serası vardı. Serasında bezelye yetiştirdiği zaman ortaokuldan biraz hatırlarsınız belli oranlarda yavru döllerin ortaya çıktığını söyledi. O zamanlarda söylediği kurallar günümüzde hala geçerliliğini koruyor. Robert Huka baktığımız zaman da mikroskobun keşfini yaptı. Mikroskobun eee keşfiyle birlikte gençler bilimsel anlamda çok büyük ilerlemeler söz konusu oldu. Tabii ki mikroskop keşfedildikten sonra hücre kavramı ortaya atıldı. Hücrelerin içi merak edilmeye başlandı. Mikroskoplar geliştirile geliştirile yeni yeni bilgiler edinildi diyeyim. Alexander Fleming dediğimiz zamanda antibiyotiklerin antibiyotikleri keşfetti. Antibiyotik dediğimiz şeyler bakteri öldürücü ilaçlardır. Eskiden bakteriyel enfeksiyonlardan devamlı olarak çok yüksek miktarda e, ölümler söz konusu oluyordu. Günümüzde ise güçlü antibiyotikler ürettiğimiz için bu tarz durumlar daha nadir görülüyor diyeyim gençler. Hemen diğer sorumuza da bakıyorum. Bilimin doğasının anlaşılması için göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden beş tanesini yazınız diyor. Şimdi bilimin özelliklerini daha doğrusu doğasını anlayabilmek istiyorsan değişebilir. Değişebilir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Hatta ben size şuradan hepsini birden tekrardan hatırlatmış olayım. Bilimin doğasını anlamak istiyorsan, bilimsel özellikleri anlamak istiyorsan ne olması lazım? Şöyle kalemimi hemen almış olayım. Değişebilir olduğunu kabul etmen lazım. Ortamın sosyal ve kültürel yapısından etkileneceğini unutmaman lazım. Özgün olduğunu unutmaman lazım. Öznellik yani yapan kişinin kendi düşüncelerinin de bilimin doğasına karışabileceğini bilmem lazım bilimin gözlem ve çıkarımlara dayalı olduğunu unutmamam lazım. Bilimin doğasını anlamak istiyorsam da teori başka bir şey, kanun başka bir şey. Bunun farkına varmam lazım. Bilimsel yöntem algısını da Fark edebilmem lazım. Bunlardan beş tanesini buraya yazdık. Farz edin ben hepsini söylemiş olayım size. Bir öğrenci pamuk arasında beklettiği iki fasulye tohumundan birincisini ağzı açık bir kapta 30 santigrat derece sıcaklıkta tutuyormuş. Hemen şöyle bir tohum yapayım. Ağzı açık bir kaptaymış 30 santigrat derecede tutuyormuş. Santigrat dereceyi de yazdım. Pamukları yeteri kadar su ile ıslatarak bekletmiş. Yani buraya da yeterli miktarda su vermiş. İkincisini yine ağzı açık bir kaba koymuş fasulyeyi. Yine 30 santigrat derece su vermiş. Çok az miktarda su koymuş. Yani yetersiz miktarda su. Deney yapıyor. Kapların durumu eşit, sıcaklık eşit. Farklı olan şey ne? Kaplardaki su miktarı. Buna göre belirtilen DNA'deki bağımsız değişken ve bağımlı değişkenleri yazınız diyor. Bağımsız değişkene baktığım zaman benim değiştirdiklerim değil miydi? Bağımsız değişken burada nedir? Su miktarıdır gençler. Bağımlı değişken ise çimlenme olacak mı olmayacak mı? Kuvvetle muhtemel suyu yeterli miktarda verdiğinde çimlenme gerçekleşecek, tohum büyüyecek, Diğerinde ise tohum büyümeyecek. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen bağımlı değişkendir. Tohumun büyüme miktarı diyebilirsin ya da tohumun çimlenmesi diyebilirsin. Su miktarına göre farklı oranlarda gerçekleşecektir. Bilimsel çalışmalarda etik dışı davranışlara örnek veriniz diyor. Hemen kolaydaysa bulabilirsem gençler onu da size göstermiş olayım. Bilimsel çalışmalar yaptığımız zaman tabii ki en başta neydi? İntihal yapmamak gerekiyordu. İntihalle de kastettiğimiz şey nedir? Başkasının herhangi bir yayınını çalmaya çalışmamamız gerekiyor. İntihalden kaçınmamız lazım. Sonra etik dışı davranışlara ne örnek verebiliriz? Verilerle, verilerle oynamak. Kendi istediğimiz verileri, bak bu 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 sonuca ulaştım demek. İstediğimiz bir oran çıkmadıysa böyle bir veri elde etmedim demek. Ya da verileri ya da şöyle yazayım sonuçları birden fazla birden fazla yerde yayınlamak, etik dışı davranışlara örnek verilebilir. Gençler hemen diğer sorumuza da bakıyorum. Yukarıda verilen canlılarda ortak olarak görülen özelliklerden 5 tanesini yazınız. 11 tanesini 12 tanesini de yazabilirsin. Bitki vermiş bitkiler alemine dahil bir canlı diye üstüne not alayım. Hatta biraz koyu renk alayım şuradan bitki yasını da şuraya koyayım görün. Bu bitkiler alemine ait bir canlı. Bunlar hayvanlar alemine ait canlılar. Şurada bir bakteri şekli koymuş. Buraya da yazdığı mantardır şeklini koyduğu mantarlar alemine dahil bir canlı. Ortak özelliklerden beş tanesini istiyorsa istediklerinden yapıştır. Hücresel yapıyı yazabilirsin. Sonuçta hepsi hücresel yapıya sahip. Sonuçta bazıları ototrof, bazıları heterotrof ama hepsi beslenecek. Ya da hepsi enerji üretecek veya tüketecek enerji üretme ve tüketme yazabiliriz gençler. Sonuçta hepsi homeostasiye yani kararlı iç dengeye sahip. Hepsinde organizasyon, organizasyon görülür. Hepsi metabolizmaya sahiptir veya hepsi büyür ve gelişir diyebilirsin. Üremeyi yazabilirsin. Canlıların ortak özelliklerinden istediğin 5 tanesini buraya yapabilirsin. A ve B canlılarını beslenme biçimleri bakımından karşılaştıracak olursak, A canlısı bitkiler alemine dahil yani kendi besinini kendi üreten bir canlı, ototrof beslenme özelliğine sahiptir. B canlısına baktığımız zaman besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılıyor. Yani heterotrof beslenme özelliğine sahiptir diyeceğiz. C ve D canlılarını hücre tipine göre karşılaştırınız demiş. C canlısına baktığımız zaman C canlısı bakteridir. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. D canlısı ise mantar. Mantar olduğuna göre ökaryot hücre yapısına sahiptir. B ve C canlılarının organizasyon düzeylerini karşılaştırınız diyor. Organizasyon düzeylerini yazacak olursak. Atomlar bir araya geliyordu gençler ne yapıyordu? Molekülleri meydana getiriyordu. Moleküller bir araya geldiği zaman organelleri, organel de bir araya geldiği zaman hücreyi meydana getirmiş oluyordu. Buraya kadar olan kısım kim için geçerli? Tek hücreli canlılar için geçerli. Yani C ile gösterdiğimiz canlı için geçerli. Çok hücreli canlılarda bunun devamı da söz konusu oluyordu. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de bir araya gelerek organizmayı meydana getiriyordu. C ile gösterilen canlı tek hücreli olduğu için sadece buraya kadar olan organizasyon düzeyine sahip ama B ile gösterilen canlı çok hücreli bir canlıdır. Yani şu organizasyonun tamamına birden sahiptir diyeyim gençler. Buradan da diğer bir sorumuza geçiş yapmış olayım. Yukarıda verilen hücre çeşitlerinin adlarını yazarak Ortak hücre kısımlarını belirtiniz diyor. Şimdi 1 ile gösterdiğimiz kısım nedir? Bakteri hücresidir. Bakteriler de hücresel yapı bakımından prokaryot hücre yapısına sahiptir. 2 ile gösterdiği ise hemen baktım hayvan hücresi gençler. Hayvan hücreleri de ökaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot ve ökaryot canlılara baktığımız zaman ikisinde de ortak olarak neler bulunuyordu? Hocam ikisinde de DNA ortaktır. Prokaryotlarda çift zincirli halkasal, ökaryotlarda çift zincirli helix şeklindeydi. DNA'nın haricinde RNA da ikisinde ortak, ribozom da ikisinde ortak olarak bulunuyor. Hücre zarı tabii ki tüm canlılarda ortaktır. Onun haricinde stoplazmanın da ortak olduğunu söyleyebilirim. Ökaryotlarda endoplazmik retikulum gibi, mitokondri gibi, sentrozom gibi diğer organeller bulunurken prokaryotlarda ribozom haricinde hiçbir şey bulunmaz. 1 ve 2 numaralı hücreleri hücre tipine sahip olan canlıları hücre sayısına göre gruplandırınız, karşılaştırınız demiş. Şimdi bakıyorum. Hücresel yapı bakımından canlıları ikiye ayırmıştık. Prokaryot hücre yapısına sahip olanlar ve ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Prokaryot hücre yapısına sahip olan alemlerimiz vardı. Bunlar kimlerdi? Bakteriler alemi ve arkeler alemindeki canlılar Prokaryot hücre yapısına sahipti. Ökaryotlar da Protista alemindeki canlılar, aynı zamanda bitkiler alemindeki canlılar, hayvanlar alemindeki canlılar ve mantarlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahiplerdi. Bakteri alemindeki canlıların tamamı tek hücreli, arkeler tamamı tek hücreliydi. O zaman prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebiliriz. Protist aleminde tek hücreli de var, çok hücreli de var. Bitkiler alemindeki canlılar çok hücreli, hayvanlar alemindeki canlılar tek hücreli, mantarlar aleminde tek hücreli de var, çok hücreli de var. O zaman ökaryotlar tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir gençler. 1 ve 2 numaralı canlı örneklerini zaten ben söyledim. 1 ve 2 numaralı canlı örnekleri bire neleri yazdık? Bakterileri ve arkeleri. Yani birin altına bakteriler ve arkeler yazabilirsiniz. 2 numaraya da protista, bitki, hayvan, mantar alemine dahil canlıları yazabilirsin. Yani 2 numaralı canlıya hayvanlar aleminden ne bileyim fili de yazsan olur, ineği de yazsan olur, şapkalı mantarı da yazsan olur, amip, öglene, paramesyumu da yazsan olur diyeyim. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Eşeyli ve eşeğsiz üremenin farklarından iki tanesini yazınız diyor. Eşeyli üreme şöyle tablo yapmış olayım. Şu tarafta eşeysiz üreme dediğimiz kısım olsun gençler. Eşeyli de iki ata birey vardır. Eşeysiz üremede ise bir tane ata birey, bir tane ana birey vardır. Eşeyli üremede genetik çeşitlilik çeşitlilik görülür tabii ki. Eşeysiz üremede ise genetik çeşitlilik görülmez. Hemen onu da yazmış olayım. Tek hücreli ve çok hücreli canlılarda büyümeyi karşılaştırınız. Şimdi tek hücreli bir canlıysa hücrenin hacmi ve kütlesi artarsa büyümüş olur. Çok hücreli bir canlıda ise büyüme ve gelişmeye bakacak olursak hem hücrelerin hacminin artması lazım, kütlesinin artması lazım, bir de sayısının artması lazım. Aslında burada kritik olan şey sayı. Tek hücreli canlılarda hücre sayısının artması üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılarda ise hücre sayısının artması büyümeyi sağlar gençler. Gelişme ne demektir? Açıklayınız demiş. Hemen gelişmenin de tanımını yapıyorum. Gelişme fonksiyonel olgunlaşmadır. Yani dokuların, organların artık iş yapabilecek hale gelmesidir. Bebeğin bacağından örnek vermiştim ya, bebek yeni doğdu. Bacağının boyu uzuyorsa, bacağındaki hücrelerin hacmi, kütlesi, sayısı artmıştır. Bacak büyümüştür üstüne basıp yürüyebiliyorsa artık o bacak fonksiyonel olarak olgunlaşmıştır diyeyim gençler. Frodo ile Sam, Ebop'la Ekok gibi, Tom'la Jerry, Karpuz'la Peynir gibi işte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap. Sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefin yüz olsun. Süper ikili şimdi tonguçmağaza.com ve tüm Tonguç kitapçılarında. Diğer bir sorumuza da bakıyorum. Neyi sormuşuz? Varyasyon ve adaptasyon nedir? Birer örnek veriniz demişiz. Hemen varyasyonun tanımını yapıyorum. Varyasyon tür içi çeşitlilik anlamına gelir. Çeşitlilik diyeyim ben kısadan. Mesela insanların Bazıları mavi gözlü. Bazıları kahverengi gözlüdür. Bu bir varyasyon örneğidir. Adaptasyon dediğimiz zaman da aynı zamanda ne anlama gelecek? Adaptasyon uyum anlamına gelecek. Canlının bulunduğu ortamda bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikleri denir yazmış olayım Örnek verecek olursak klasik örnekler üstünden gidelim. Mesela kutup ayısının beyaz kürklü olması. Bir adaptasyon örneğidir. Ben kutup ayısının getirip ekvatoral bölgede bir yere yerleştirirsem kutup ayısının yavruları kahverengi kürklü doğmaz veya kaktüsler kurak ortama uyum sağladıkları için gövdelerinde su depo ederler. Kaktüsü götürüp ben sana her gün su vereceğim diye eve yerleştirsem kaktüs su depolama özelliğini kaybetmez gençler. Adaptasyonlar kalıtsaldır nesilden nesile aktarılır diyeyim. Hemen bir tane de test sorusu çözeyim. Canlıların ortak özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Tek hücreli canlılar dış uyarılara hücresel düzeyde tepki verirken adam zaten tek hücreden meydana gelmiş. Çok hücreli canlılar bir hayvanın avcıyı görüp kaçması şeklinde tepki verebilir tabii ki doğru. Anabolizma tepkimeleri yapım tepkimeleridir. Küçükten büyük yaparken enerji harcanır. Katabolizmada ise büyük molekülleri küçük moleküllere dönüştürüyorsun. Bu olaylar sırasında enerji harcanmaz. Bitkilerde terleme, damlama ve yaprak dökme homeostazi yani kararlı iç dengeyi sağlayabilir. Zaten canlılar her şeyi homeostazi yani kararlı iç dengeyi korumak için yapıyorlar. Canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi zorunlu değil. Çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. Virüslerde enerji üretimi ve tüketimi kesintisiz devam eder. Hadi oradan. Virüsler canlı mı cansız mı olduğu tartışılan bazı özellikler bakımından canlılara, bazı özellikler bakımından cansızlara benzeyen biyolojik varlıklardır. DNA, DNA veya RNA bulundurması, çoğalabilmesi canlılara benzer özellikleridir, ama hücresel yapıya sahip değil, beslenmiyor. ATP üretip tüketmiyor. Stoplazması yok, hücre zarı yok. Bunlar da cansızlara benzer. Özellikleri o yüzden onları gruplandırmıyoruz. Biyolojik varlık olarak kabul ediyoruz. Diğer bir sorumada bakayım. Aşağıdaki olaylardan hangisi anabolizma tepkimelerine örnek olamaz diyor gençler. Glukozla galaktoz birleşmiş laktoz yapmış. İki tane küçükten bir tane büyük olmuş. Su yanım için kopyadır. Yani bu anabolik bir tepkime olacak. Küçük küçük şeyler baş birleşmiş büyük bir şeye dönüşmüş. Gençler küçükten büyük birleşti su yine benim kopyam. Anabolik bir tepkimedir. Burada karbondioksitle su tepkimeye girmiş, besin sentezlenmiş, küçükten büyük yapılmış anabolizmadır. Glikojeni su kullanıp daha küçük şeylere dönüştürmüşüm. O zaman bu bir katabolik yıkım tepkimesi olacak. Burada da küçükler bir araya gelip daha büyük bir şeye dönüşmüş. Su yine kopyadır. Anabolizma olacak. Bir tek fotosentezde su bu tarafta yazar. Kalan anabolik tepkimelerde gençler su her zaman çıkan kısmında yazacaktır. Geldim MEP örnek yazılı sorusu benzeri sorumuza. İnsanlar uzun süre aç kaldığında kandaki şeker miktarı düşer. Bu durumda karaciğer hücreleri kana şeker vererek kan şekerinin miktarını dengeler. Bu durum canlıların ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilir? Şimdi bakıyorum kan şekeri düşen insülin sentezliyormuş. O da gidiyormuş karaciğere. Karaciğerde şeker veriyormuş. Aslında içerideki denge ne yapılıyormuş? Sağlanıyormuş. O zaman kiminle ilişkilendirebilirim? Homeostazi. Yani kararlı iç dengeyle ilişkilendirebiliriz gençler. Diğer bir örnek soruma da bakıyorum. Aşağıda canlılara ait bazı bilgiler numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerin canlıların ortak özelliklerinden hangileriyle ilişkisi olduğunu yazınız. Tropikal bölgelerde yaşayan ayılar kahverengi renkli kürke sahip, kutuplarda yaşayanlar beyaz renkli kürke sahip. A ile gösterdiği tabii ki neyin örneği gençler? Adaptasyonun örneği olacak. Hemen yazdım. Elma ağaçlarının yaprak sayısı arttığında bu ağaçlar daha fazla fotosentez yapar. Bu neyle alakalı? Tabii ki beslenme ile alakalı. Onu da hemen beslenme olarak yazalım. İnsanlar metabolik atık olan karbondioksiti solunum organlarıyla vücut dışına atıyorsa ne yaptılar anlamına gelir. Gençler boşaltım yaptılar. Boşaltım yaptılar anlamına gelir. Bu da canlıların ortak özelliklerinden boşaltımla ilişkilidir dedik. Hemen son sorumuza da bakıyorum. Bazı organizasyon basamaklarına ait görseller numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre numaralı görsellerin altındaki boşluklara organizasyon basamaklarını yazarak Büyükten küçüğe doğru diziniz diyor. Şimdi burada gördüğün şey organeldir. Golgi organeli. O zaman bunun altına organeli yapıştırdım. Burada hücreyi görüyoruz. Hemen hücreyi yapıştırdım. Buradakiler böbreklerimiz yani organlarımızdır. Burada ise organizmayı yani tüm sistemleri açık bir şekilde görmüş oldum. Nereden nereye yazmamı istedi? Büyükten küçüğe doğru yazmamı istedi. O zaman sistem en büyüğü olacak. Sistemden sonra neler gelecek? Organlar. A'yı yazmış oldum. A'dan sonra hücre gelecek. Hücreden sonra da en küçük olarak kim var? Organeller var diyeyim gençler. Dediğim gibi bu bizim son sorumuzdu. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum ama tabii ki hepinize sınavda çok 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 başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.